SporX. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu parlıyor. Galatasaray'da parlıyor. Galatasaray, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Renders'la deplasmanda oynadığı ilk tur maçından bir birlik sonuçla ayrıldı. Gelecek hafta Perşembe günü İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde zafer için umutlarını koruyan Aslan'da, Kerem Aktürkoğlu attığı golle takımın beraberlikle sahadan ayrılmasında yardımcı oldu. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili uzun vadeli plan da ortaya çıktı. Kerem'e büyük alkış. Giresunspor'la deplasmanda oynanan Süper Lig mücadelesinde takım arkadaşı Marko'nun maç içerisinde saldırısına uğramasının ardından sadece birkaç gün sonra Avrupa Arenası'na çıkıp golünü atan 22 yaşındaki futbolcu bu duruşuyla büyük alkış aldı. Yıldızları solladı. Renders karşısında önceki akşam attığı golle bu sezon Avrupa arenasında 2 gol ve 3 asiste ulaşan yetenekli futbolcu, bu alanda takımın yıldızlarını solladı. Gelecek için umut veriyor. Radamel Falco, Mebaye Diyan ve Mustafa Muhammed gibi birçok önemli hücum oyuncusunun yer aldığı takımda bu üçlünün önünde bir görüntü sergileyerek hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan Kerem, gelecek için umut verdi. İyi bir rakama satılabilir. Fatih Terim'in özel olarak ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu'nun performansının bu şekilde devam etmesi yönetimin en büyük isteği. Avrupa'dan birçok kulübün takibinde olan Kerem'in bu şekilde devam etmesi halinde sarı-kırmızılı kulüp genç futbolcudan önemli bir transfer geliri bekliyor. Kerem ilk sırada UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSVYE 2 maçta 2 gol atan Aslan, Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda kapıştığı İskoçya kulübü ST, Jostom filelerini de çifte mücadelede 5 kez sarsmıştı. Son olarak önceki akşam Renders kalesini de bir kez havalandıran Jimbom, Avrupa arenasında 5 maçın sonunda 8 gole ulaştı. Kerem Aktürkoğlu, 2 gol ve 3 asiste bu alanda sarı-kırmızılıların en başarılı futbolcusu olmayı başardı. Fanatik. Galatasaray, o zormvaforu Charlie Roy'e kiraladı. Galatasaray, 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Valentine James Ozornvafor'un kiralık olarak gönderildiğini açıkladı. Vafor'un kiralık transferi konusunda Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Charlie Roy ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Galatasaray'ın 2019'da 300 bin euro bonservis bedeli ile Nijerya ekibi Enyimba'dan kadrosuna kattığı Ozon 2019-20 sezonunu da İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray'ın geçici transfere ilişkin açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozon bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.